Merhaba arkadaşım, hocam netlerim neden artmıyor, netlerimi nasıl arttırabilirim diyorsun, şimdi onu görelim. Arkadaşım netlerinin artmamasının birkaç sebebi olabilir. Bu öğrenciden öğrenciye, kişiden kişiye değişir ama genel olarak en önemli sıkıntılardan birincisini söyleyeyim. Hep aynı yeri çalışıyorsunuz. Yani hep başardığınız, zaten çözebildiğiniz yeri çalışıyorsunuz çünkü o size daha da keyif veriyor. Adam mesela üslü sayıları çözebiliyor diyelim. Sürekli üslü sayı çözüyor. Tamam sen onu yapıyorsun, anladık, tamam okey, şampiyonsun o konuda ama diğer konulara da geç. Sürekli yapabildiğin, bildiğin konuda odaklanırsan netlerin artmayacaktır. Çünkü o zaten cepte, onu yapıyorsun. Problem diğerlerinde. Diğerlerine yönelmeni tavsiye ediyorum. Tabi burada da şöyle bir problem var. Diğer konulara yeniden çalışmak gerekiyor. Yeniden öğrenmek gerekiyor. Bir zahmet gerekiyor. O zahmetten kaçmayacağız arkadaşlar. Onun bize getirisi büyük olacak. Ne kadar zahmet o kadar başarı. Net artışını engelleyen ikinci durumsa verimsiz çalışma. O nasıl bir şey hocam? Şöyle bak, adam çalışıyor, saatlerini ders üstünde geçiriyor ama hop bir bakıyor, denemelerde aynı etki yok, aynı sonuç yok. Demek ki çalışmalarında bir sıkıntı var. Verimsizlik diyoruz biz buna. Bak çalışmıyor demiyorum, çalışıyorsun ama verimsiz. Yapacağın şey 1. Çalışma sistemini ve düzenini kontrol et. Bir şeyler sıkıntılı gidiyor, doğru mu? Daha sonra da planlı çalışmaya çalış. Bak planlı çalışmaya çalış. Önce bir plan yapmaya çalış. Hatta bunun için size bir ders çalışma programı hazırlamıştım. Her öğrenci için uygulanabilir bir program. Bu programın özelliği seni motive etmesi. Bir şeyi programlayıp ona uymanı sağlamasıydı. Böyle kendine de özel bir ders çalışma programı hazırlayabilirsin. Ama önemli olan şu. Uyabileceğin, gerçekçi ve seni motive edecek bir program hazırla, tamam mı? Arkadaşlar ders çalışma masasına ne çalışacağınızı bilmeden oturursanız o ders verimsiz olur. Bunu daha öncesinde planlayacaksın. Daha önce karar vereceksin. Yani ben akşam 9'da arkadaş oturacağım. Örneğin fonksiyonlar çalışacağım. Bunun kararını daha önceden vermelisin ve 9'da oturup o fonksiyonları en az 2 saat 3 saat çalışmalısın. Bir mesai gibi, mecburi bir iş gibi. Kendini bu şekilde ciddi programla. İlk başta zor olabilir ama sonradan çok verimli olacak. Netleri arttırmanın en güzel yollarından biri de çok deneme çözmektir. Ya hocam ben deneme çözüyorum zaten netlerim artmıyor, sıkıntı orada. Arkadaşlar denemeyi netlerinizi arttırmak için çözmeyin. Denemeyi sadece ve sadece farklı soru tipleri görmek için çözün. Çünkü farklı denemelerin içerisinde çok farklı soru tipleri karşınıza çıkabilir. O sorular sizi geliştirecek. Senden ya ben bu denemede kaç tane farklı soru öğrendim? Çözemediğim kaç soruyu çözdürdüm ve öğrendim diye bakmanı istiyorum. İşte doğrusu bu. Bu şekilde deneme çözmek seni geliştirir. Yoksa deneme çözdüm 80 net yaptım. Öbüründe 83 net yaptım. Ne fark eder? Yani o 3 net artış değil ki. Bir başkasına 78'e de düşebilirsin. Deneme sana farklı sorular gösterir. Deneme çözemediğin soruyu al götür çözdür öğren demektir. Deneme seni geliştirmek için birer adımdır. Bu şekilde deneme çözdüğünde verimli çalışıp geliştiğini de fark edeceksin. Arkadaşlar bu sınav bizden ne istiyor? Şunu istiyor. Diyor ki bu bilgiyi bil sonra da kullan. Örneğin doğal sayılar konusunu mu çalıştın? O zaman doğal sayılarla alakalı en az 3 kaynaktan o konunun tüm sorularını bitir. Sonra atıyorum tam sayılara geç ya da diğer bir konuya geç. Sonra yeni konu, sonra onun soruları. Ama bol soru. Ve şunu söyleyebilirim. Başardıkça, netlerinin arttığını gördükçe şevkin de artacak. İştahın da artacak. Daha çok yapmak isteyeceksin. Arkadaşlar toparlayacak olursak ne yapıyoruz? Bildiğimiz konuların dışında bilmediğimiz konuları da çalışıyoruz. Onlardan kaçmıyoruz ya da korkmuyoruz. Verimsiz bir çalışmamız varsa onu düzeltiyoruz. Bunun için program yapıyoruz, plan yapıyoruz. Ne çalışacağımızı önceden biliyoruz. Üçüncüsü bol bol deneme çözüyoruz. Deneme sorularını mutlaka çözdürüyoruz. Çözdüklerimiz tamam, onlar eyvallah, onlar bizim zaten. Çözemediklerimizi ama mutlaka çözdüreceğiz. Çünkü o farklı soru tipleri bize çok şey katacak. Son olarak da şunu söyleyeyim arkadaşım. Bir net bir nettir. Kesinlikle küçümsemeyin. Peşine düşün ve alın. Gereğini yap, bu işi başaracaksın.